olsun hani. Çok yardımcı oluyor erkek arkadaşlar hani. İti makine langırtıyla meşhurdur. Langırt konusunda bile sağlam insanlar çıkar. Az evvel bir arkadaş vardı, bir saat boyunca langırt oynamış, terlemiş. Şimdi dinlenmeye çekildi kendisi. Nüfus konusunda biraz sıkıntımız var, evet. Baktım şimdi sigorta sayısını saydım, bayağı %80 oranında gitmiş sigortaları, azalmış araba. Göz makyajına bir alımlılığa bakar mısınız? Yine makinede olmasına rağmen kendisini çok güzel muhafaza etmiş, kendisine çok iyi bakmış. Makinede kadın olmak nedir? Ya makinede kadın olmak zaten çok bir şey değil yani. Hani böyle okula girmeden önce derlerdi, böyle çok esprisi dönerdi. İşte yok bir tane su istersin, bir anda 100 tane şişe gelir önüne falan gibi. Öyle şeyler olmuyor, yok yani. O kadar tek kız istemiş ya hocam, yapmayın quiz. Dedim işte hocam bugün quiz yapmasak olur mu? Tamam hadi olsun. Öyle şeyler oluyor da. Tekstil mühendisliği. Peki bölümünden memnun musun? Bölüm güzel, sıkıntı yok. Tekstil mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. 70 kişinin içinden 20'si erkek yani, hatta belki daha az. Makine mühendisliği son sınıf öğrencisi. Az görüyorum, evet, çok sıklıkla göremiyorum ama gördüğüm zaman tanıyorum en azından. O avantajı var. Dın dın. Dın dın. İşte onları bulduk. Yani aynı fakültenin içerisinde tekstilde bulunmak bizim için bir avantaj. Gerçi onu çoğu zaman avantaja çeviremiyoruz ama bu bile güzel bir şey yani. Onlarda da kız yoğunluğu fazla ama şey gibi böyle hani aramızda görünmez duvarlar var gibi. Erkek oranı aşırı fazla lan. Aşırı fazla. Öyle böyle değil. O kadar da değil lan. O kadar da değil. O kadar da değil, yok. Ses yapıyor mu lan? Yapıyor. 75'e 25 ben de öyle düşünüyorum. 75'e 25. Daha da yüksek olur. İnsanların tercihi o yöndedir yani. O ne biçim soru lan? Çıkacak mıyım? Gerçekten. Ne demek efendim? Her zaman. Hani o kadar zor ki arada kaçırıyorlar, arada götürüyorlar, bazen deviriyorlar. Peki, burayı sakın yayınlama, tamam mı?